Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere PHP ile veri tabanı işlemlerini göstereceğim. Öncelikle bir PHP dosyası oluşturalım. PHP taglarını oluşturduk. Test klasörümüzün içerisine bağlantılar adında bir klasör açalım ve ismini bağlan.php yapalım. Şimdi şöyle bir değişken atalım. Host MySQL kullanıcı adı, MySQL kullanıcı şifre ve MySQL veri tabanı. Bildiğiniz üzere localhost'tan kaynaklanan bir hata alıyorduk değişkenle ilgili. Onu da error reporting 0 ile kapatalım. Bağlan bir dosyası olsun. MySQL connect host MySQL kullanıcı adı, MySQL kullanıcı şifre. Buradaki MySQL Connect fonksiyonu ilk önce MySQL host'unu alıyor, yani sunucusunu alıyor, MySQL kullanıcı adını ve MySQL kullanıcı şifresiyle MySQL'e bağlanıyor. Daha sonra o MySQL'den bağlan2 adında bir değişken oluşturalım. MySQL /db olsun. Bu da hangi MySQL veri tabanını seçeceğimizi belirtiyor bize. Şöyle yapalım. Bağlan1 and bağlan2. Eğer veri tabanına bağlanılırsa bağlantı kuruldu diye bize uyarı versin. Bağlantı kurulamazsa bağlantı kurulamadı diye uyarı versin. Türkçe karakter hataları için şu an bir şey yapmayacağım. Ona göre kod eklemeyeceğim. Zaten tasarımla uğraşmayacağımız için o yüzden gerek yok. Şimdi buraları dolduralım. Localhost kullanıcı adı root, şifre yok ve MySQL veri tabanımızın adı da test2 olsun. Şimdi bir de indeks oluşturalım. Buna da bağlantı dosyamızı include edelim. Ana dizini atalım. Çalıştırdığımız zaman bağlantı kuruldu dedi. Şimdi bunları deaktif edebiliriz. İndekste şöyle bir şey yapacağız. Eğer kullanıcı giriş yapmışsa şunu göstereceğiz, giriş yapmadıysa şunu göstereceğiz gibi bir uygulama yapacağız. Yani bu da sizin yönetimiyle alakalı. Bir önceki dersimde bunu göstermiştim. Kullanıcı adı adında bir sizin oluşturacağız sizlerle. Eğer kullanıcı giriş yapmışsa hoş geldin. Sizin kullanıcı adı. Eğer kullanıcı giriş yapmamış ise kayıt.php kayıt ol ve giriş.php giriş yap. Evet arkadaşlar, bunları da oluşturduktan sonra sayfamızı bir yenileyelim. Gördüğünüz üzere bunu kapatıp kaydetmemişim. Kayıt ve giriş yap bölümü geldi. Kayıt ola tıklıyorum. Hemen kayıt sayfamızı oluşturalım. Bunu da ana dizine atalım. Hemen bağlantı dosyamızı çağıralım. Şimdi bildiğiniz üzere bu kayıt sayfası için veya giriş sayfası için HTML formları oluşturmamız gerekiyor. Hemen onları oluşturalım. Kullanıcı adı, bir de buton yapalım. Kayıt diye formu kapatalım. Gördüğünüz üzere HTML form oluşturdu, ancak buna daha işlev vermedik. Bir önceki dersinden de hatırlarsanız post ettirmemiz gerekiyordu bunları. Arkadaşlar, bu uygulamayı çok basit şekilde anlatacağım. Bir sonraki derslerimizde zaten baştan sizlerle blog yazacağız. O yüzden bunlarda o kadar pek özenmiyorum. Maksat burada işlemin mantığını kavramanız. Burada kullanıcı adem post edilecek hem de boş değer almayacak. Yani buradan gönderdiğimiz şey bu şekilde gönderirsek çalışmayacak. Buralara değer girmemiz gerekecek. Bu eşit değildir, eşittir mantığı o. Şimdi veriyi alalım. Bunu da strip tags fonksiyonuyla HTML taglardan arındırıyorum. Bu PHP güvenlik açısından önemli. Onu da daha sonra anlatacağım. Şimdi bir de önemli olan şu, MySQL'e veri eklemeden önce o veriden başka var mı diye kontrol ettirmemiz lazım. Yani bir üyeden birden fazla olmaması için aynı isimde. Onu da kontrol adında bir değişken ile hemen yazalım. Üyeler, kullanıcı adı. Arkadaşlar, size göstermedim. Test 2 veri tabanında ben üyeler diye bir tane tablo oluşturdum. Bu tabloda 5 tane sütun var. Nedir? ID, kullanıcı adı, kullanıcı şifre, kayıt tarihi ve yetki olmak üzere 5 tane sütun oluşturdum. Bunu zaten siz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Kontrolümüzü yaptık. Eğer diyoruz kontrol 0'a eşit değilse, yani kullanıcı var ise o isimde, bu isimde, yani kullanıcı adı isminde üye var desin. Yok ise ekle fonksiyonu gelsin. Ekle değişkeni gelsin, pardon. Hemen SQL cümleciklerimizi yazalım. Üyeler, kullanıcı adı, kullanıcı şifre, ne demiştik? Kayıt tarihi ve yetki. Valis, kullanıcı adı, kullanıcı şifre, kayıt tarihi ve yetki. Eğer ekleme başarılıysa hoş geldin üyesi aramıza diye saçma bir cümle olsun. Eğer ekleme işlemi başarısızsa MySQL hatası diye bize uyarı versin. Şimdi burada yetki diye bir sütun açmamın amacı şu, ileride de bize lazım olacak ve zaten buna fonksiyon yazacağız. Yetki bir ise standart üye, yetki 2 VIP üye, yetki 3 admin, yetki 4 banlı üye. Hemen şöyle bir yetki diye bir şey yapalım. Biz standart üye oluşturalım. Kayıt tarihini de şöyle yıl, ay, gün olarak ekleyelim. İsterseniz buna göre de saat ekleyelim. Şimdi bunu test edelim. Mert olsun ismi. Şurada 123 olsun. Hoş geldin Mert üyesi aramıza diye bir uyarı aldık. Şimdi tekrar deneyelim. Mert yazalım. 123 yapalım. Tekrardan aynı üyeyi ekledi. Hemen şuradan bir bakalım nerede hata yapmışız. Name üyeler, kullanıcı adı. Şöyle yapalım. Boşa eşit değilse çalıştırsın. Hala aynı hatayı veriyor. Evet, gördüğünüz üzere burada basit bir hata yapmışım. Yazarken hızlı yazdığımdan oldu herhalde. Şimdi bu isimde üye var diye bir uyarı aldık. Şunları silebiliriz. Öyle bir saçma SQL cümleciği yok zaten. Evet, kullanıcı şimdi üye oldu. Mert adında. Şifresi 123123 oldu. Kayıt tarihi bugünün tarihi oldu. Ve standart üye olarak ekledik. Şimdi bu kullanıcıya bir de giriş yaptıralım. Yine bağlantı dosyamızı çağıralım. Bunun için de bildiğiniz üzere bir HTML formu yapmamız lazım. Onu da direkt buradan alabiliriz. Zaten farklı bir şey yok. Şu kaydı giriş yapalım. Hemen bakalım, giriş bölümü geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Yine aynı şekilde yapacağım ben bunu. Kullanıcı adı boş eşit değil ve kullanıcı şifresi boş eşit değilse, kullanıcı adını alalım. Şifreyi de alalım. Tabi bunları bir de strip tags fonksiyonuyla HTML taglardan arındıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Hani bu üye bulunmamakta, şifre yanlış, üye adı yanlış şeklinde, ama onun için basit bir uygulama yapacağımız için onlara gerek bulmuyorum. Yine kontrol adında bir değişken atalım. Direkt sorgulatacağım. Select yıldız from üyeler ver and buradaki SQL cümlecinin anlatımını yaparsak, üyeler tablosundaki kullanıcı adı sütunundaki değer bu kullanıcı adı, yani formdan gelen kullanıcı adı eşitse ve kullanıcı şifre sütunundaki değer formdan gelen kullanıcı şifreye eşitse bize bu bir değerini verecek. Yani ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şunun da başına ünlemimizi atalım. Eğer boş değilse, yani böyle bir üye varsa, kullanıcı adı böyle şifre yanlış dedirttirdim. Eğer böyle bir kullanıcı varsa zaten oturum açma işlemleri yapacağız. Kullanıcı adı nedir burada? Kullanıcı adına eşitlemiştik. Kullanıcı şifre, kullanıcı şifreye eşitlemiştik. Hemen echo ahref index.php diyelim. Oturumunuz açıldı, ana sayfaya lütfen şeklinde bir uygulama yapalım. Şimdi giriş sayfamızı şöyle bir rastgele under yazalım. Şifremizi verelim. Kullanıcı adı veya şifre yanlış diyor. Buraya Mert yazalım ve şifreye 2 diyelim. Gene yanlış diyor. Doğru yazalım bir de. 3 1 2 3. Oturumunuz açıldı, ana sayfaya lütfen diyor. Tıkladığımız zaman gördüğünüz üzere şu indeksteki hoş geldin yazısını göremedik. Neden göremedik? Bunun şöyle bir şey var. Aslında yanlış yapmadık. Ben size bunu gösterme amacıyla baştan beri yazmadım. Session start diye bir kod yazmamız gerekiyor. Eğer bu kodu yazmazsak session çalışmaz. Session çalışması amacıyla session start adında bir kod yazmamız gerekiyor. Tekrardan giriş yapalım. Hoş geldin Mert yazısını gördük. Şöyle yapalım. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar giriş yaptık. Bir de bunun çıkışını yapalım. Eğer üye giriş yaptıysa çıkışta yapsın. Ahref şöyle logout ya da İngilizce yazmayalım, çıkış yazalım. Çıkış.php çıkış yap şeklinde olsun. Hemen ona da bir çıkış.php diye bir sayfa oluşturalım. Bunu alıyorum. Şimdi burada fonksiyonları, pardon fonksiyon dedim, season'ları silmemiz gerekiyor. Onu da unset fonksiyonuyla yapıyoruz. Kullanıcı adı unset, kullanıcı şifre şeklinde echo ahref index.php çıkış yapıldı diye ana sayfaya yönlendiren bir link yazalım. Şimdi çıkış yapa tıkladım, çıkış yapıldı diyor, buna tıkladım, ana sayfaya geldi ve artık o yazı yok. Evet arkadaşlar, burada anlatmak istediğim buydu. Basit MySQL işlemleriydi. Bu uygulamayı, yani şu anda yazdığımız bağlan, kayıt, giriş yap, indeks ve çıkış yap sayfalarını bir sonraki derslerde geliştirerek size gerçek bir kullanıcı üye olma ve şifre uygulamasını göstereceğim. Bugün anlatabileceklerim bu kadar. Kendinize iyi davranın.